Teşekkürler Sayın Başkan. Evet değerli arkadaşlar, bütçe görüşmelerinin sonuna yaklaştık. 19 yıldır yazdığınız bir kitabın da sonuna geldik. Neler yok ki bu kitapta? Kitabın finalinden başlayalım. Finalde ülkeyi ekonomik bir deneyin içine soktunuz. Adına da Çin modeli dediniz. 16 Ekim'den bugüne 2 ayda Türk lirasının dolar karşısında değer kaybı %40'ı aştı. Dolar bugün 15,5 lira oldu. Beterin beteri yolunda freni boşalmış bir kamyon gibi gidiyorsunuz. Getirdiğiniz 1 trilyon 751 milyar liralık 2022 bütçesinin yarıya yakını eridi. Toplam 446 milyar dolarlık dış borcumuz sadece kur artışından dolayı 60 günde 2,5 trilyon arttı. Sadece kur farkından artış bütçe rakamının da üzerine çıktı değerli arkadaşlar. Bütçe açığı 278.4 milyar TL öngörülmüştü. Ama bütçe rakamlarının artık hiçbir anlamı kalmadı. Acilen ek bütçe yapılması gerekiyor. Soruyorum. Vatandaş size oy verirken paramızı pula çevirin mi demişti acaba? Siz faiz indirdikçe dolar çıkıyor. Dolar çıktıkça bankalardaki TL mevduatları dolara dönüyor. Bankalarda mevduatın %63'ü dolar mevduatı oldu arkadaşlar. Dolara döndürecek TL'si olmayan vatandaş, işçi, çiftçi, esnaf, emekli de her gün daha fazla yoksullaşıyor. Gelir dağılımı gittikçe bozuluyor. Maliye Bakanımız Nebati de güvenin, inanın bize diyerek milletten kalmayan sabrını istiyor. Vatandaş sizden aslında ne istedi? Refah içinde yaşamak istedi. Siz ne yaptınız? 2023 yılında kişi başına 25 bin dolar milli gelir sözü verdiniz. 2020'de ancak 8 bin 500 dolar oldu. Bugün Türk lirasına yaşattığınız serbest düşüşle bu gelir de yarıya düştü. Vatandaşı halk ekmek kuyruklarına muhtaç ettiniz. Gıda ürünlerinin fiyatı 2-3 kat arttı. Her gün artmaya devam ediyor. Anneler çocuklarına süt alamıyor, mama alamıyor. Çocuklar yatağa aç giriyor arkadaşlar. Çalışmak istedi vatandaş. Emeğinin karşılığını almak istedi. Siz ne yaptınız? Türkiye'nin tarihinde görülmemiş bir işsizler ordusu yarattınız. 8 milyondan fazla işsizimiz var. O ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmenimiz var. Ne istedi bu ülkenin doktoru? Daha iyi koşullarda çalışmak. Alın terinin karşılığını almak istedi. Siz ne yaptınız? Hastaneleri şirket, hastaları müşteri yaptınız. Bu ülkenin doktorunu, sağlık emekçisini performans sistemine mahkum ettiniz. Göçmen doktorlar yarattınız. 10 yılda 5000 doktor ülkemizi terk etti. Peki ya çocuklar ne istedi değerli arkadaşlar sizden? Sadece mutlu olmak, oyun oynamak, iyi bir eğitim almak. Peki siz ne yaptınız? Okulları cemaatlere bağladınız. 4+4 sistemiyle, 4+4+4 sistemiyle çocuklar işçi oldular. Bakın 13 yaşında bir çocuğumuz sosyal medyada şöyle bir şey söyledi. İzlediniz mi? İzlemediyseniz izleyin. Şöyle diyor. Bir test kitabı diyor 80 lira. Sen buradan çevir bir genci, bir tanesi mutluysa hayatından ben bir şey bilmiyorum diyor. Siz çocukların bile mutluluğunu çaldınız. Vatandaş size oy verirken Cumhuriyet değerleri korunsun istedi. Çünkü biz bu değerleri kanla, emekle, mücadeleyle kazanmıştık. Siz ne yaptınız? Devletin öz varlıklarını, santralleri, şeker fabrikalarını, tank palet fabrikaları, limanları 19 yıldır özelleştirme adı altında sattınız. Özelleştirmelerden 63 milyar dolar gelir elde ettiniz. 63 milyar dolara bu ülkenin hem geçmişini hem de geleceğini harcadınız. Şimdi daha da hızlandınız. Avrupa'dan ümidi kestiniz. Sıra ülkenin varlıklarını Arap ülkelerine peşkeş çekmeye geldi. Antalya Liman İşletmesi'ni 2047'ye kadar Katar'a veriyorsunuz. Kıyıları da bedelsiz devrediyorsunuz. Bütçede de gündeme getirmiştim. Kapatılan İtibank ile Türkiye Elektrik Kurumu'na elektrik üretim iletim AŞ ve elektrik dağıtım şirketlerine ait olan bazıları denize sıfır mülkler ve tesisleri bedelsiz olarak TEİAŞ veya TEDAŞ'a devredip sonra TEİAŞ'ı da özelleştireceksiniz. Bugün bu konu komisyonda şu anda görüşülüyor arkadaşlar. Ekonomi deneyiniz baş aşağı gidince Erdoğan ekonomik kurtuluş savaşı ilan etti. Sormak istiyorum,
Kurtuluş Savaşı'nın siz ne olduğunu biliyor musunuz? Bakın bu çok önemli. Böylesi önemli bir kavramı ağzınıza alırken önünü arkasını çok iyi düşünmeniz lazım. Bu ülkenin kanla yazılmış varoluş mücadelesini kendi uydurduğunuz, doları olan yandaşı zengin ettiğiniz, halkı sefil ettiğiniz bir model için kullanamazsınız, alet edemezsiniz. Evet değerli arkadaşlar, vatandaş çocuklarına ve torunlarına iyi bir gelecek bırakmak istedi. Siz ne yaptınız? Kamu özel işbirliği projeleriyle torunları bile borç batağına batırdınız. Dolar arttıkça beşli çeteye verilen hazine garantili köprü, otoyol, tünel, hastane projelerinin garanti borçları da artıyor. Bu borçlar için bakın 2020 yılı için verilen hazine garantisindeki sadece kur farkından artış 22 milyar lira. 2020'den 2021'e devreden hazine garantili borç tutarı 151.3 milyar lira. 2022 bütçesine koyulan hazine garantisi de 42.5 milyar lira. Ama dövizdeki artışla bu 42.5 milyar lira 70 milyar lirayı da geçti. Şimdi değerli arkadaşlar, ekonomi Titanik gibi su aldıkça batıyor. Bu sırada bağımsız olmadığı hepimizin kabulü olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise batan gemiye dolar atarak müdahaleye devam ediyor. Sayın Maliye Bakanı'ndan da bu arada bazı inciler dökülüyor. Ekonomi modeli tutmazsa üzülürüm. Siz bir tek maaşınızı kaybedersiniz, ben her şeyimi kaybederim diyor. Sayın Bakan, asıl bu toplumun büyük bir kesiminin her şeyi sizin o küçümsediğiniz maaşı, İşi yani ayıptır yani diyorum. Böyle bir şey söylemek gerçekten ayıptır. Artık çaresizlikten sağa sola savruluyorsunuz. Böyle olmasaydı Maliye Bakanı bize güvenin derken neden birdenbire bir profesör çıkıp da ekonomik ohay sopasını göstersin? Neden birdenbire Maliye Bakanı Nebati bir yandan iş dünyasına hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun çağrısı yapıversin? Şaka yaptım demiş ama her şakanın altında bir gerçeklik payı vardır. Ayrıca da milletin artık şaka kaldıracak hali kalmadı. Peki bozdurmazlarsa ne olacak dolarları? Hepsini vatan haini olarak mı ilan edeceksiniz? Bilemiyorum. Fuat Oktay Salı günü konuşmasında bu bütçede milletimizin neye ihtiyacı varsa, gelecek taahhülü neyse, neyi gerektiriyorsa, Türkiye için en gerekli neyse o var dedi. Ama gerçek öyle değil değerli arkadaşlar. Bu bütçede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin neye gereksinimi varsa o var. Değerli milletvekilleri, üzerinde konuştuğum maddeyle ilgili de birkaç cümle söylemek istiyorum. Bu madde 2020 yılında devredilen, iptal edilen ve verilen tamamlayıcı ödeneklerle ilgili. 2020 bütçesinde yapılan ödenek üstü harcama 94.9 milyar lira olmuş. Kimin parası bu? Kimin parasını kime sormadan harcıyorsunuz? Harcanan bu para elbette milletin parası. Bu kadar yüksek bir ödenek üstü harcama için milletin bütçe hakkı adına yıl içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ek bütçe yasa teklifi getirerek ödenek ihtiyacı olan kuruluşlara ek ödenek almanız gerekirdi. Ama iktidar olarak yaptığınız kanuni düzenlemelerle bu yolu kapattınız. Bütçenin şeffaflığını da ortadan kaldırdınız. Tamamlayıcı ödenek ile de bu konuyu çözmek istiyorsunuz. Tek adam iktidarının başladığı 2018 yılından beri uyguladığınız yanlış ekonomi ve maliye politikaları iflas etti değerli arkadaşlar. Artık neresinden tutsak elimizde kalıyor. Gelelim asgari ücrete. Asgari ücret 4250 lira açıklandı. %50 artışla övünüp enflasyonun çok üstünde diyorsunuz ama halkın enflasyonu %58'i geçti. Alım gücü arttı mı bir bakalım. 2020 Ocak ayında asgari ücretle 176 litre ayçiçek yağı alınabilirken açıkladığınız ücretle 141 litre ancak ayçiçek yağı alınabiliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı asgari ücretten kurumlar vergisi ve damga vergisini kaldıracaklarını açıkladı. Evet doğru bir karar özünde. Elbette bunu biz destekliyoruz. Sürekli de aslında ifade ediyorduk asgari ücretin üzerindeki vergiyi kaldırın diye. Ancak burada çok ciddi bir nezaketsizlik var değerli arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne nezaketsizlik ve saygısızlık yapılmıştır. Çünkü
Bu düzenleme meclisten kanunla geçecektir. O nedenle Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yapmadan önce Türkiye Büyük Millet... Tamamlayalım lütfen. Başkanım. Türkiye Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yapmadan önce nezaketen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na ve parti gruplarına mutlaka bu bilgiyi vermeli ve nezaketen görüşlerini almalıydı. Ama öyle yapmadı. Artık bir nezaket bile gösterilmiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Değerli arkadaşlar, konuşmamın başında da dediğim gibi 19 yıllık bir kitabın artık sonuna geldik. Herkesin bir kitabı vardır ama herkesin hikayesi yoktur. Sizin elinizde geriye vatandaşı yoksulluğa mahkum ettiğiniz sonu belli kuru bir kitap kaldı. Biz ise hep birlikte kahramanı bu vatan ve bu halk olan sonu da güzel biten hikayelerle dolu bir kitap yazacağız. Şairin de dediği gibi nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır. O başlangıca çok az kaldı. Millet artık sandık diyor. Sandık.